Avukat Sayın Mücahit Birinci ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kanunlaşan çoklu baro yasasını ve Türkiye'nin en sıcak gündemi olan Ayasofya'nın ibadete açılmasını konuşacağız. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hülya Hanım. Şimdi Rize Pazarhisarlı köyünde doğan bir yazar bir kişinin oğlusunuz. Yavuz Bahadıroğlu. Babanızın daktilosundan nasıl bir biyografi çıktı diye sormak istiyorum ama aslında bir taraftan siyasete, bir diğer taraftan hukuk arayışına, hak hukuk arayışına ve daha da önemlisi gençlerin önünü açışınıza baktığımda bütün yollar sanki bir memleket sevdasına ya da yarın İstanbul'a, yarınız İstanbul'a çıkıyor gibi. Doğru mu? Evet, öncelikle ben izleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. Bizleri ağırlıyorlar, konuk ediyorlar. Süper Haber programında bu kanaldan sizlere sesleniyorum. Gençler özellikle seyrediyorlarsa çok memnun olurum. Evet. Şimdi bu Niyazi Birinci tabii benim babamın ismi, gerçek ismi. Onu çok karıştırıyorlar çünkü. Yavuz Bahadıroğlu, sen Mücahit Birinci, soyadlar niye tutmuyor diyorlar. Fakat işte soyadların tutmamasının sebebi babamın müstahar ismi. Hatta bu bir takım cenahlar tarafından şey yapılıyor, işte kod ismi kullanıyor falan gibi ama yani edebiyattan bir haber zümrenin bu eleştirilerine biz tabii kulak kapatıyoruz. Fatih'in mesela şiirlerinde kullandığı Avni şeyi var, mahlası var. Bu tabii bir mahlas yani. Buradan onu ifade edeyim. Yavuz Bahadıroğlu sizin gibi bizim de tabii gençlik hayatımızı şekillendiren insanlardan birisi. Ben de açıkçası ona daha çok yazar vasfıyla, hani baba vasfı ayrı tamam ama yazar vasfı daha ehemmiyetli benim için. O kitaplarıyla büyüdük. Yani bana söylüyorlar, diyorlar ki biz kitaplarıyla büyüdük. Ben de kitaplarıyla büyüdüm diyorum yani. Fark eden bir şey yok. Dolayısıyla bu evet, Niyazi Birinci, Yavuz Bahadıroğlu Rize'de doğdu, yetişti. İstanbul'a geldi ondan sonra, işte çeşitli gazetelerde yazdı falan. Evet. Ondan sonra kitap çalışmaları oldu. Yazar. Biz ondan işte onun fikir manzumesinden bir damla alabildiysek ne mutlu bize. Evet. Şimdi Ayasofya'nın müzeden camiye çevrilmesi birçok kişinin hayaliydi. Mesela İsmail Kandemir bu yolu açan, dava açarak bu yolu açan kişilerden biri, gizli kahramanlardan biri. Allah razı olsun. Sizin de böyle bir gayeniz var mıydı? Yani bu mesleği seçişinizde, avukatlığı seçişinizde onun altında Ayasofya'yı geri kazanmak var mıydı? Tabii bizim mesela hukuk fakültesinden mezun olduğumda ben 28 Şubat'ın kasvetli günlerindeydim. Dolayısıyla devlet güvenlik mahkemelerinde daha taze avukatken birçok gencimizi, ablamızı başörtüsünden dolayı çok savunduğumuz oldu. Yazarlarımızı da öyle savunduk. Devlet güvenlik mahkemesi sağ olsunlar bize güvendiler, vekaletlerini verdiler. Ya o devlet güvenlik mahkemesinin o kesif havasında piştik yani açıkçası. Elbette ki böyle motivasyonlarla hani hak, özellikle Türkiye'de ezilenlerin hak arayışı noktasında onlara destek ve yardım noktasında hareket etmek bizi motive etti tabii mesleği açıkçası. Onunla başladık. Bu Ayasofya tabii ilginç bir şey. Yani Ayasofya 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'a olan aşkının bir neticesidir, ürünüdür yani. Fatih Sultan Mehmet Han'ın motive eden faktörlerden, en başında gelenlerden birisi de Ayasofya'nın varlığıdır İstanbul'da. Dolayısıyla Ayasofya o zamanın adeta Vatikan'daki Bazilika gibi Ayasofya'da çok simgeseldir. Dolayısıyla oraya işte bayrağı dikmek bir kızıl elmadır Fatih için. Fatih kendini Ayasofya'nın varlığıyla, Ayasofya'yı camiye çevirme fikriyle yoğurmuştur ve motive olmuştur. Diyorlar ya işte siyasi bir karar. Ya ne siyaseti? Elbette ki devlet idaresinde sadece dini motivasyon, sadece işte konjonktürel motivasyon olmaz. Elbette ki siyaset de olur. İstanbul'un fethi de bu siyasetin, aynı zamanda siyasetin bir ürünüdür İstanbul'un fethi. Çünkü koskoca bir imparatorluktan bahsediyoruz yani. Bu çadır devleti değil. Evet. Osmanlı Devleti o zamanlarda kurumsal bir devlet. Bütün kurumlarıyla dimdik ayakta olan ve İslam'a hizmet ettiğini söyleyen, İslam'a hizmet eden, bunu bazen bilimle, bazen kılıçla, bazen çeşitli sosyal hadiselerle yapan bir şey, kültürden geliyoruz, kültür malzemesinden. Fatih Sultan Mehmet de bunun en nadir temsilcilerinden, son derece entelektüel birikimi çok yüksek olan, çağının ötesinde olan bir genç. Öncelikle genç yani, gençlere buradan örnek olsun. Evet. 20 yaşında İstanbul'u fethederken inanılmaz bir motivasyonu var, fakat onu motive eden işte yetiştiği Enderun baba elbette ki motivatör, ama en flash örneklerden biri de, en belirgin örneklerden biri de Akşemseddin. Ki Fatih Sultan Mehmet Han fetihten çok kısa bir süre sonra İstanbul'da bir kahvaltı sırasında çok şen şakrak görüyorlar padişahı. Mutlu böyle. İstanbul fethetmiş ve İstanbul'da kahvaltı yapıyorlar. Evet. Ayasofya'yı da çevirmiş camiye.
ve mülk edilmiş Ayasofya'yı. Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı'nın mülküdür Ayasofya. İşte bu kahvaltı ederken Fatih geliyor kahvaltıya, bakıyorlar çok şen şakrak. Lala şeyler soruyor işte vezirler. Diyorlar ki padişahım, sultanım çok mutlusunuz diyorlar. Fatih Sultan Mehmet Han diyor ki bu saadet ki bende gördüğünüz bir kala fethinden ibaret değildir. Akşemseddin gibi bir pir-i aziz zamanında yaşadığıma sevinirim diyor. Bakın işte bu. Mesele bu. Nedir yani? Bir kale fethi diye adeta daha küçük bir pozisyona sokuyor koskoca İstanbul'un fethini. Fakat Akşemseddin yani hocasının, öğretmeninin zamanında yaşadığına ben ona seviniyorum diyor. Kale fethi değil diyor benim bu saadetim, sevincim. İşte öğretmenler gününde de çok sık tekrarlarım ben bu sözü. Tamam. Müthiş bir değer atfediyor hocasına. E tabii bu bir entelektüel birikimin, bir kavramanın neticesidir. Evet. Şimdi Ayasofya'ya bu şekilde bakmazsak, Fatih'i bu şekilde görmezsek, Ayasofya'nın şu anda aslına rücu etmesini, ki o öyle tabir ediyorum ben bunu, camiye çevirme falan değil. Ayasofya aslına rücu etmiştir. Aha. Aslına rücu etmesini anlayamayız. Deriz ki, ya işte şu ülke böyle diyecek, ekonomik kriz olacak falan filan. Ya geç onu, geç. Geç. O değil, mesele o değil. Siz işte fethi idrak etmekte bir sıkıntı çekmişsiniz. Evet. Fethi idrak noktasında sıkıntı olunca Ayasofya'yı anlamamaya başlamışsınız. Ayasofya olduğu için de aynı şeyi söylüyorsunuz. Herhalde aynı şeyi. Ayasofya ile Sultanahmet arasında konser sahası olarak görüyorsunuz orayı. Evet. Ama biz oraya bakınca konser sahası görmüyoruz. Evet. Biz oranın manevi iklimi, fethin ne demek olduğunu anlıyoruz. Evet. Siz mesela birileri Fatih'in türbegahında elleri arkada bağlı yürüyebiliyor mesela. Çünkü nasiplenmemiş ondan, evet. Ondan nasibi yok. Fethi anlamamış. Fatih Sultan Mehmet'in o kahvaltıda ne dediğini bilmiyor, duymamış evet. Hiç bunları. İşte o yazarlarımız, o fikir adamlarımız, Necip Fazıl gibi abide insanlar bize işte bunları öğrettiler. Evet doğru. Şimdi aslında evet doğru camiydi, yine cami aslında rücu etti diyorsunuz ama arada bir süreç de vardı. Yani cami olarak tasavvur edemediğimiz yani tasavvufta evet, olarak kullanamadığımız evet. Fatih'in ruhunu şad, milletin de gönlünü dişat eden karar var sonunda işte. Çıktı. Evet. Emeği şimdi, geçenlerden Allah razı olsun. Evet, milletimiz şükran duygularını iletiyor onlara. Bu karar yeni bir çağın sembolü mü? Ya da işte fethin sembolü mü aynı zamanda? Yoksa kutsal kaynakları kurumuş bir neslin kulağına fısıldanmış tatlı bir esinti mi? Evet. Yani nasıl yorumluyorsunuz? Ayasofya bizim için neydi? Başkaları için neydi? Ne oldu? Hülya Hanım, ben bu toprakların mukaddes kaynaklarını kuruyacağı kanaatinde değilim. Yani gençlerimizin de elbette bir gün gençlerimizde sıkıntı varsa biz anlatamıyoruz demektir yani. Bizim iletişimimizde bir problem var demektir. Ben her zaman şunu söylüyorum. Diyorum ki gençlere hitap etmeliyiz klişesi var ya, hitap değil. Gençleri anlamalıyız ilk önce. Yani gençlerle iletişim kurmalıyız ama eşitler arasındaki bir iletişim gibi iletişim kurmalıyız. Evet. Böyle şöyle hitap eder değil. Yani başka bir seviyeden, zaviyeden hitap evet. eder değil. Eşitler arasında iletişim kurarsak hem gençler bizi anlar hem biz gençleri anlarız. Evet. O iletişimde. Ben gençlere her zaman şunu söylüyorum. Bakın bizim fikrimizi paylaşmayabilirsiniz. Ondan sonra elbette ki ayrı fikirlerde olabilirsiniz. Fakat özgürlüklerinizden hiçbir zaman taviz vermeyin diyorum gençlere. Özgürlük nedir biliyor musunuz? Onları Z kuşağı olarak adlandıran, onlara Z kuşağı tabirini ve topyekün dayatmasını, genellemeyi dayatan zihniyete karşı bir baş kaldırıdır işte. Özgürlük odur. Nedir Z kuşağı ya? Biz burçları mı konuşuyoruz yani? İşte terazi burcu özellikleri bunlar. Z kuşağı özellikleri bunlar. Böyle bir özellik yok. Her genç kadar ayrı birey var. Bak, her genç kadar ayrı birey var. Bunu bu tarafa koyalım. Gelelim soruya. Şimdi Ayasofya'nın açılması elbette ki benim kanaatime göre ikinci fetihtir. Bakın net. Bunun hiç eğip bükecek tarafım yok yani. Bu ikinci bir fetihtir. Çünkü fetih tekrar müyesser olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu sefer toprakları içerisinde müyesser olmuştur. Bakın bu fethin, ikinci fethin yansımalarını, maddi manevi yansımalarını çok net bir şekilde göreceğiz. Belki bazı sıkıntıları hani uluslararası platformda sıkıştırmaya çalışacaklar fakat hepsi geçecek. Bunun manevi yansımasının, özellikle manevi havasının çok değişik olacağı kanaatindeyim. Bu yani bu ümmetin bir artık yani sadece Türklerin değil, ümmetin bir hayaliydi. Bakın ümmet tarafından nasıl karşılandığına bakın bu hadisenin. Oranın camiye çevrilmesi, aslında rücu etmesi hadisesinin ümmette çok ciddi bir yansıması oldu. Çok dua alacağız. Duadan başka önemli bir şey yoktur. Çok dua alacak. Ülkemiz de çok dua alacak. Sayın Cumhurbaşkanımız da çok dua alacak. Buna emek vermiş
İşte biraz önce bahsettiğiniz dernek avukatları, dernek yöneticileri de çok dua alacaklar yani. Hı hı. Babanızın kalbi Ayasofya için atıyordu adeta. Onun en büyük dileği ölmeden görmekti. Görmekti değil mi? O çok şükür secdesine vardı. Evet. Tekrar ibadete açılana kadar Müslüman yüreklerde hep bir hasret çığlığı olacaktır diyordu. Yankılanacak diyordu. Ve bu hasret son buldu. Şimdi bir yer hatta cami olduysa ebediyete kadar cami olarak kalmalı diye de görüşleri vardı. Aynı fikirdim. Evet. Yani Ayasofya'nın soframızdaki tuz, işte çorbanızdaki gözyaşı kadar hayatınızın merkezinde olmasının nedeni neydi? İşte bu, işte o manevi havadan, manevi iklimden dün Sayın Cumhurbaşkanımızın beyanatını hep beraber dinledik. Halka ses, millete seslenişini dinledik. Yani o, işte o sözlerin arasında tılsım. Orada biz çok şiir söyledi, şiir okudu. Şiirin sahiplerini hep biliyoruz yani. O, işte o aşk oralardan geliyor. Yani işte Ayasofya elbet bir gün tekrar açılacaktır diyor mesela. Belki çok yakında diyor bu olacak diyor. Bir umut zerkedişi var sürekli. Niye? Ya işte demin bahsettiğim aşk var ya, Fatih Sultan Mehmet'i motive eden aşk ve buradaki fethin yegane sembolüdür. Çok net sembolüdür Ayasofya'nın. Bakın diğer kiliselere dokunmamış. Tek oradaki sembolik, tıpkı Vatikan Bazilikası'nı simgeleyen, o tam onun karşılığı olan, Ortodoks dünyasının oradaki karşılığı olan Ayasofya'yı camiye çevirmiş. Bu bir artık fetih iradesidir. Dolayısıyla buna bizim kadar olduğu, biz olduğumuz gibi bütün dünyanın saygı göstermesi gerekir. Bu fethedilmiştir burası yani. Nasıl fethedildiğini biliyoruz. Evet. Ama sadece kılıç fethi değildir bu. Bir gönül fethidir aynı zamanda. Bizim fethilerimizin hiçbirisi kılıç fethi olmamıştır. Bakın çok kısa bir şey söyleyeyim size. Nasıl kılıç fethi olmadı bakın. Şimdi Ziget var. Kanuni Sultan Süleyman Ziget var'a giriyor. Fethediyor Ziget var'ı. Oradaki yerel halk o kadar bıkmış ki voyvodalardan, oradaki işte feodal yapıdan falan bıkmışlar. Tamam. Öyle bir kuyruk oluşturuyorlar. Böyle ben gördüm o 100 metrelik yeri. 100-200 metrelik bir yer var. Kanuni Sultan Süleyman girecek, oradan yürüyecek işte. Halkı selamlayacak falan filan. Halk buna maruzatını iletecek. Yerli halktan bahsediyorum. Hristiyan bunlar. Ya Fatih o 200 metrelik yeri 2,5-3 saatte yürüyebilmiş. Niye biliyor musunuz? Maruzat dinleyip cevap vermekten. İşte şöyle bakın, halkla direkt içe sultan giriyor ve yabancı halk, yani Hristiyan halk, gayrimüslim ve o nasıl bıkmışlarsa işte gönül fethi. Bak medeti kimden umuyorlar biliyor musun? Türklerden işte. Türk sultanından medet umuyorlar işte. Evet. Yani öyle bir zorbalık olsaydı, Türk sultanı orada namı böyle adil olmayan bir nam yayılsaydı, halk bu kadar yanına yaklaşır mıydı? Evet. Dolayısıyla bu demek ki çok bu kadar örnek. Çok Türkler örnek. Ve Müslümanlar kadar beklenen millettir. Diğer. Beklenen millettir. O kadar net. Evet. Beklenen millettir. Bizans halkı da beklemiştir. Ben çok net ifade ediyorum. Açlıktan, fakirlikten kırılan halk, Bizans halkı beklemiştir. Fakat o korkutulmuşlardır. Ayasofya'ya sığınmışlardır. Fatih Sultan Mehmet Han fetihten hemen gider gitmez Ayasofya'ya gitmiştir. Evet. İlk iş bak. Evet. Direkt oradaki halkla, doğrudan muhatap olmuştur halkla. Ya halk korkutulan bir bakmışlar ki Fatih tabi onlara böyle kazığa sokacak sizi bilmem ne diye anlatılmış. Bir bakmışlar Fatih Sultan Mehmet Han'a. Ya halatı soruyoruz, güvendesiniz. Bütün dini gereklerinizi yerine getirebileceksiniz. Hepsi benim güvencem altındadır diyen bir sultan görüyorlar. Anında aşk tabii yani. Anında kalpten kalbe giden yol. Beklenen insanlarız yani. Beklenen insan. Hala da Suriye'ye düşün. Ayasofya'da beklenen karar mı diğerleri için de? Diğer mezhepler ve din kardeşleri için de mi? Çünkü bu örnekler ona isabet ediyor. Hatta Ayasofya'nın ibadete açılma kararının ardından Filistinli bir sanatçı, Ayasofya'nın Müslümanlarla kucaklaşmasını temsil eden bir karikatür çiziyor, görmüşsünüzdür belki. Yani bu Türkleri olduğu kadar bütün Müslümanları da ilgilendiren ve onlar için de önem atfeden ve hatta belki diğer din mensuplarını da. Aynen öyle. Ben bütün inançlar için, inançların buna saygı göstereceği kanaatindeyim. Çünkü Ayasofya bir irade ile fetheden zatın, büyük o büyük zatın iradesiyle camiye çevrilmiştir. Evet. İslam'la şereflenmiştir. Dolayısıyla bu bütün inançların, ben inanıyorum ki onun has bağlılarının buna saygı gösterecekleri kanaatindeyim. Evet, ben öyle zaten düşünmek istiyorum. Evet. Şimdi, çünkü Türkiye'deki şeyler de bu diğer inançlara mensup olan vatandaşlarımızın da elbette ki ibadetlerini yapacağı çok yer var zaten. Evet. Zaten Ayasofya onların ibadetine açık bir yer de değildi yani. Müzeydi. Dolayısıyla ibadetlerini yapacak yerleri var. Onları hani onlar üzerinden bir kışkırtmaya gidiyorlar. Onu görüyorum ben. Bizim Hristiyan vatandaşlarımız üzerinden bir kışkırtmaya gidiyorlar falan ama onlarla bağlı olan bir hadise değildir bu. Yani orası
İslam'ın mabedidir. Onlar inançlarına göre ibadethaneleri mevcuttur. Onlara da dokunulmamıştır. En rahat ibadet edebildikleri yerlerin en başında Türkiye gelir. Bu vatandaşlarımızın. Doğru. Onun için şöyle şeylere gelmesinler. Onlar o kışkırtmalara gelmezler zaten. Galyana gelmesinler. Peki. Şimdi Danıştay'ın gerekçesinde Ayasofya'nın Fatih'in vakfı mülkiyetinde olduğu yazıyordu. Yani cami olarak toplumun hizmetine sunulduğu belirtildi. Peki bütün bu gerekçeye rağmen neden bugüne kadar bu karar verilemedi? Yani madem bu kadar gerekçeler ortadaydı, Danıştay kararı için neden bu kadar bekledi? Şimdi tabii bu bir Danıştay'ın kararı bir hukuki metindir. Dolayısıyla ben çok isabetli buluyorum açıkçası. Tebrik de ediyorum çünkü gerek usul gerek esas açısından yani süre yönünden itiraz edilmiş ama süre yönünden bir sıkıntısı yok kararın. Kesin hüküm daha önce böyle bir karar işte var. Danıştay'a daha önce bu dernek müracaat etti. Bu kesin hüküm oluşturur diye itiraz etmişler. Fakat o kesin hüküm noktasında da bir onu da aşmış Danıştay. Çünkü daha önceki mahkeme davayı vakıf senedine uygunluk bakımından incelememişti. Şimdiki Danıştay kararında vakıf senedine yani Fatih Vakıfnamesi senedine uygun bir şekilde acaba uygun mu o 1934 yılında alınmış Bakanlar Kurulu kararı diye onu inceledi. Dolayısıyla benim kanaatim kesin hüküm engeli de yoktur. Bu bir tarafta bir mahkeme kararı var. Fakat bu tabii mahkeme kararını görüp biz uzayda yaşamıyoruz yani. Siyasi iradenin güçlü olup Türkiye'nin gücünün farkında olmadan bunu yorumlamadan bu kararları eğer doğrudan bu kararlara atfedersek elbette hukuk devletiyiz. Bakın onu bir tarafa koyalım. Yargı elbette bu kararları yargı verecektir. Münhasır yetkisindedir yargının. Onu bir tarafa koyalım. Ama yargının bağımsızlığı ve hukuk devletine atıfla Cumhurbaşkanımızın ve siyasi iradenin buradaki başarısını, iradesini gölgelemeye çalışmak bir kurnazlıktır. O kurnazlığa gelmem. Bir hukukçuyum ama o kurnazlıklara ben gelmem. Onu başkaları yapsın, yapıyorlar da. Evet. Mesela Danıştay kararını önceliyorlar. Evet. Elbette ki yargı kararıdır ve burada Bakanlar Kurulu iptali kararı veren Danıştay'dır. Bak net. Böyle de olması lazımdır zaten hukuk devleti. Ama siyasi noktadaki sağlam iradeyi görmezsen, gölgelemezsen haksızlık ve adaletsizlik etmiş olursun. Adaletsizlik ve hakkaniyete aykırı tavır da yine hukuk devletine, hukukçuya yakışmaz. Evet. Dolayısıyla uzayda yaşamıyoruz. Gözünüzü açın biraz ya. Yani Cumhurbaşkanınız hani Cumhurbaşkanı'na, Sayın Cumhurbaşkanı'na bu kadar itiraz edeceksiniz de evet. Ayasofya gibi mesele de O yapışmaz yani o itiraz. Evet. Kusura bakmayın ya. Doğru. Şimdi hukuki mi Ayasofya'nın ibadete açılmasının hukuki bir başarı mı, siyasi bir başarı mı noktasındaki tartışmasından bahsediyorsunuz. Türk milletinin başarısı evet, bu. Evet. Türk milletinin başarısı. Kadir Misirlioğlu aslında Tayyip Bey döneminde açılacak diye çok kesin ifadeler kullanıyordu. Sizce neden bu kadar emindi? Buradan bakınca düğümün çözülmesi de zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın dönemine denk geldi. Bu düğümün çözülmesindeki Tayyip Erdoğan faktörü ne? Ya şimdi tabii şimdi onu öngörmek için böyle müneccim olmaya gerek yok. Dolayısıyla Allah rahmet eylesin, rahmetli bunu söylemişti ve çok üzerine basıyordu. Ama o dönemin insanların tamamı da Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanımız dahil, o dönemin insanların tamamının hülyasıdır bu. Evet. İşte zincirler kırılsın, Ayasofya açılsın. Evet. Ya işte Mustafa Destici mesela dün bir programdaydı, Birlik Partisi Genel Başkanı kulaklık çınlasın. O da onu zikretti. Yani biz hepimiz bu manevi havaya yetiştik dedi yani. Aşkımız budur dedi yani bizim. Başka yok dedi yani böyle bir şey bizde. Biz de onların bir sonraki jenerasyonu olarak bize de bunu zerk ettiler. Milli manevi iklimde büyümüş insanlara da bunu zerk ettiler. Hepimizin sevdasıydı yani. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımız bu sevdanın dışında birisi değildi ki. Evet. Dolayısıyla bu müneccimlik gerektirecek bir şey değildi. Bir öngörüdür ama elbette ki Sayın Cumhurbaşkanı da şey yapacaktı, nasip olacaktı yani. Kime nasip olacaktı? Evet. Yani özel olarak onun... O sağlam irade onda var. Evet. Özel adım. Olarak katkılarını, yani siyasi gücünü ve dünya üzerindeki etkisini de herhalde doğru. Bu işin içine katıyorsunuz. İlla ki. Yani o stratejiler, evet. Türk devlet aklı o stratejileri yapmıştır. Ondan sonra zamanlamayı ayarlamıştır. Aha. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımızın bundan önceki beyanlarıyla hani çelişki var diyorlar, onu soruyorlar. İşte bundan önceki beyanlarıyla bu beyanları işte çelişiyor. Hayır çelişmiyor ya. Yani devlet yönetmek böyle bir şey. Sayın Cumhurbaşkanı sürekli vurguluyor. Ya devlet yönetiyoruz diyor. Bu böyle bir şeydir bu iş. Yani biz oturduğumuz rahat koltuklardan eleştiri çok kolay ve şeydir. Tembel işidir yani açıkçası onu söyleyeyim. Ama ateşten gömleği giyen insanlara biraz daha alan açmak lazım bu konularda. Yani sırf eleştirmek için eleştiri olsun eleştirmek olmaz. Sayın Cumhurbaşkanımız ve devlet Türk devlet aklı, devlet idarecileri, bütün bürokrasisi burada zamanlamayı ayarlamıştır. Net. İşte demek ki zaman uygun zaman bu zaman.
Siyasi irade var da yargının da kararını bir tarafa itmiyoruz. Hı. Hukuk devlet çerçevesinde bir karar alınmıştır. Yani diyoruz ya bakın, Türkiye Cumhuriyeti bütün kurumlarıyla, yürütmesiyle, cumhurbaşkanlığıyla, yargısıyla, yasamasıyla dimdik ayaktadır. İşte bu Ayasofya'nın açılışı bunun görüntüsü. Sevilmeleri lazım gelirken, kurumların birbiriyle çok güzel çalışmasına sevilmeleri lazım gelirken, işte bir kurumu dışarıda bırakarak, işte cumhurbaşkanlığı dışarıda bırakarak, siyaseti dışarıda bırakarak, sadece mahkeme kararına atıf yapmak şeydir, Türkiye'yi tanımamak, anlamamak demektir. Bir de Türk milletini de dışarıda bırakmayacaksınız bakın. Türk milletinin de şu anda hiç fikir ayırt etmeden söylüyorum. Bak vatandaşlarımızın %90'ı 95'i Ayasofya'nın açılması yönünde iradesini ortaya koymuştur. Çok net. Bu iradeye karşı duranlar millete karşı durmuş demektir. Milletin önünde duramazlar. Onu söyleyeyim. Evet. Yani bazı muhalefet partilerinden işte bu konuya alaycı yaklaşımlar veya umursamaz yaklaşımlar olabiliyor. Ama ben açık söyleyeyim bakın milletin tokatlama zamanı gelir, sandıkta onları tokatlarlar milletimiz. Onu söyleyeyim yani. Sandıktan çıkamazlar yani. Evet. Bilsinler. Bu öyle bir konu değil yani. Öyle hafife alınacak bir konu değil bu. Evet. Bu bir kayıp yaratır diyorsunuz. Yani Ayasofya sadece bir din meselesi değildir diye de derken de bunu izah ediyordunuz aslında. Size anlatmaya çalışırdık ama fetih konusundan başlamak lazım. Bu da uzun sürer diyordunuz Kılıçdaroğlu'na atfen. Şimdi cami olarak kabul edildiğinde... Öyle dedik ya. Fetih anlatmam lazım size. Sayın Kılıçdaroğlu dedim. Şimdi onu anlatmak için fetih anlatacağım dedim. Bilmem ne anlatacağım. Uzun iş dedim yani. Tedrisatı tekrar baştan itibaren şey yapmak lazım. Vermek lazım size. Onunla uğraşamam dedim. Evet. Yani ama şimdi sosyal medyadan paylaştık. Cami olarak açılışında ya da ibadeti açılışında açılışı kararı açıklandığında mecliste hiçbir belirti vermediler. Hiçbir sevinme belirtisi ve alkışlama gibi bir şey. Gölge etmesinler başka insan etsin istemeyiz evet. Yani. Yani bu kararı neden beğenmiyorlar sizce? İşte o yetiştirilme, o nasip meselesidir. O işte yetiştirilme tarzıyla alakalıdır. Türkiye'ye nasıl baktığınızla alakalıdır. Fethiye nasıl baktığınızla alakalıdır. Fatih Sultan Mehmet'i nerede görmek istediğinizle alakalıdır. Yani bu sonradan olacak bir iş değil artık. Yani nasip meselesidir. Allah'ın nasibidir yani ne diyelim. Evet. Biz nasiplenmişiz. Ne yapalım yani şimdi? Bu iş böyle. Sadece nasip değil, aynı zamanda Ayasofya dostla düşmanı da herhalde değil mi? Birbirinden ayırmanın, safları belirlemenin de bir ölçüsü. Öyle ama burada... Sınırsal kağıdı gibi. Tamam doğru ama burada ben saf olduğuna inanmıyorum. Şöyle inanmıyorum. Ben bırakırım onları bırak bir tarafa. Hani mecliste öyle yapmışlar böyle yapmışlar onları geç. Önemli olan ne biliyor musunuz? Aziz milletimizin nerede durduğu. Önemli olan o. Aziz milletimiz böyle dimdik Ayasofya'nın tarafında duruyor. Hiç kimse bunu gölgeleyemez. Alkışlamışsın ayakta alkışlamamışsın. Ya kimin umurunda senin? Sen kimin umurundasın ya? Evet. Aziz milletimize bakarız. Milletimiz nerede duruyor? Milletimiz dimdik duruyor yani Ayasofya'nın önünde. Bakın vakit namazlarında oradan her vakit namazında ağlayanları göreceksiniz girip çıkarken. Milletimizin duruşu belli. Biz yani onlardan yani alkışladılar. Çok da önemli değil. Ama şimdi tabii bu kararın belli bir takım sonuçları da olacak. Cumhurbaşkanımız da bahsetti. İçeride ve dışarıda çeşitli tartışmalara yol açabilir dedi. Muhtemeldir dedi. Sizce bu karardan sonra yaşanacaklar neler? Yani sınırlarımızı yeniden çizme hayali kuran uygar devletlerin Türkiye'ye yaklaşımı ne olacak? Türkiye'yi dışlayacaklar mı? İşte mesela Yunanistan bir açıklama yaptı. Ayasofya kararı bütün dünyaya karşı bir provokasyondur dedi. ABD Dışişleri Sözcüsü yine Ayasofya'nın statüsünün değiştirilmesi hayal kırıklığıdır dedi. Hayal kırıklığı yarattı dedi. Bundan sonra Türkiye'yi neler bekliyor bu açıdan? Valla biz ondan hayallerini kıra kıra geldik şimdiye kadar. Hayallerini kıra kıra geldik. Ve hayallerini kırmaya devam edeceğiz onların. Onlar Türkiye'nin, Türklerin, bizim milletimizin bütün unsurlarının ne olduğunu çok iyi bilirler. Dolayısıyla burada işte o demiş, bunu demiş. Yunanistan kendi ülkesindeki camilere baksın. Selanik'teki camilere baksın. Tek cami bırakmadılar. Minareli tek cami kalmadı. İbadet yapılan tek cami yok. Evet. Sen ülkendeki camilere bu şekilde tavır sergileceksin. Bizim ülkemizde Hristiyan vatandaşlarımız son derece rahat şekilde ibadetlerini yapacaklar. Evet. Kalkıp Ayasofya'ya laf söyleyeceksin. Öyle bir şey yok. Evet. Sen kimsin Ayasofya'ya laf söyleyeceksin? Ayasofya bu milletin öz malıdır. Bitmiştir o tartışma. Kendi hayalleri olabilir. Kursaklarında kalır yani. Ne yapalım şimdi? Yani üzmeye devam edeceğiz. Bunlar hiçbir şey ifade etmezler. Hangi fiili yaptık da bu koro bize karşı durmadı? Dikkat edin. Kıbrıs çıkartmasından bu yana 74 Barış Harekatı'ndan bu yana hangi fiili yaptık da bize karşı durmadılar. Evet. Onun için şey yok. Ekstra bir durum değil bu. Hani Suriye'ye girdik, koro geldi. Kıbrıs'a girdik, koro geldi. Şimdi Libya'dayız, koro devam ediyor. Evet. Ne yapacaklar? Onların tavrı, dertleri Ayasofya falan değil ki onların. Dertleri
bir milletin diriliş zamanına denk gelmiş olmaları tekrar. Hı. Dolayısıyla bir milletin diriliş zamanı, tabii onlar farkındalar. Bizim içerideki bir takım zekalar farkında değiller dirilişin de. Hı. Onlar o dirilişin farkındalar. Onu görüyorlar onlar. Dolayısıyla o diriliş zamanına denk geldikleri için aman ha bir daha böyle Türkiye belası başımıza almayalım diye ön almaya çalışıyorlar. Bunu böyle okumak lazım yani. Evet. Hani savunma sanayinin %75'i, %80 ne gidiyor oran? Dışa bağımlılıktan çıkan bir ülke artık ciddi bir risktir yani. Ne biçim teknolojiler üretiyorsunuz? Yani gençlere buradan söylüyorum bakın. O Z kuşağını falan bir tarafa atsınlar da özgürlüklerine sahip çıksınlar. Öyle tariflere gelmesinler. Örnek alacakları şey ne biliyor musun? Bizim Türkiye'nin yapay akıl, yapay zekadaki ileriye gidişini bir örnek alsınlar. Bakın havada uçan bir genç onları şey yaptı. Onun içinde gençlerin elleri var onun içinde. Onlara baksınlar yani. Onları görsünler bakınca Türkiye'ye. Uh-huh. Yapay zekada vallahi dünyada sıralamaya giriyoruz yani. Yapay zekayı kullanmada, yapay zekayı savaş harekatlarda, operasyonlarda kullanmada dünyada literatüre girdik yani. Uh-huh. Dolayısıyla bakınca elbette ki bu dirilişten korkacaklar yani. Yapacak bir şey yok yani. Rahatsız olacaklar. Evet. Şer odakları olduğu kadar bu konuya yaklaşan hayırlı sonuçları da var elbette ki. Mesela Ayasofya'nın... Daha fazla. Tabii çok daha fazla. Dirilişi, Ayasofya'nın dirilişi Mescid-i Aksa'nın da özgürlüğüne kavuşması aynı zamanda belki. Müslümanların Fetret devrinden değil mi? Çıkış iradesinin ayak sesi. Ben şu andaki Suudi Arabistan halini de iyi görmüyorum yani. Durum iyi değil. Yönetici kadrosu bakımından söylüyorum bunu. Yani yerli mi? Çok büyük tartışma konusu bu. Suudi Arabistan'ın Mısır'da, Libya'da, Yemen'de, Suriye'de yaptıkları belli. Duruşları belli. Her fırsatta Türkiye'nin alanını daraltmaya yönelmiş bir politikaları var. Birleşik Arap Emirlikleri'yle birlikte. Ve İsrail'i iş tutacak kadar bunu ileri götürüyorlar. Dolayısıyla ben bu işin içerisine Mescid-i Nebevi'nin ve Mekke'deki Mukaddes Kabe'nin de dahil edilmesi gerektiği kanaatindeyim. Açıkçası ümmet bu mabetlerin özgürleşmesini bekler. Açık söyleyeyim yani benim kanaatim budur. Ben Mescid-i Aksa'dan ayırt etmiyorum yani oradaki durum da çok farklı değil. Evet, maalesef. Evet. Maalesef. Milleti bir tarafa o kardeşlerimizdir bizim. Halk kardeşimizdir ama yönetim kisvesi, yönetim noktasında adeta halkın parasını kendi cüzdanı gibi gören insanlar tarafından yönetiliyor. Petrodolarları kendi cüzdanı gibi kullanan insanlar tarafından yönetiliyor. Dolayısıyla bu da irdelenmesi gereken başka bir konudur. Ama Cenab-ı Hak her şeyi güzel yaratır inşallah. Evet inşallah. Şimdi milletin beklentisi ortada ama bir taraf var ki hatta bir sizin tabirinizde zat var ki ne beklediğini ne umduğunu bilmiyoruz. Şimdi zulüm 1453'te başladı diyen Gezi'yi kutsayanlar onun aslında en büyük demokrat direnişi doğru diye niteleyenler İstanbul yönetemez yönetemiyor da demiştiniz. Ekrem İmamoğlu bu kararı kime anlatmakta zorlanır sizce? Zorlanır mı? Çünkü Melih Gökçek İmamoğlu Ayasofya özgürlüğüne kavuştu. Yunan dostlarına bir şekilde anlat diye tweet attı. Sizce ki siz bana ne diyorsunuz, bize ne diyorsunuz ama yine de sormak istiyorum. Yani İmamoğlu'nun sessizliğinin altında ne var? Şimdi şöyle, ben hakikaten bu Ayasofya'nın aslına çevrilmesi hadisesini böyle magazin işleriyle örselemek, gölgelemek istemem açıkçası. Evet. Çok bu magazin figürleriyle de gölgelemek istemem. Evet. Dolayısıyla biz bu zata karşı bir takım fiillerinden, İstanbul'u kirletmesinden, kirliliği önleyememesinden, evet, sürekli İstanbul'u borçlandırmasından dolayı zaten rasyonel temelde itirazlarımızı yapıyoruz. Dolayısıyla ben bu hadisede açıkçası bu zatı yani göremiyorum açıkçası. Yani hadisenin kendisi o kadar büyük ki sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin temsil vazifesi olan ve halkın işte çöplerini toplama noktasında, halka ulaşımda rahatlatma noktasında bir takım hizmetler yapmak için seçilmiş olan bir zatın bu işlere girmesini, bu işlerle ilgilenmesini aslında doğru bulmam. Uh-huh. Çok net söyleyeyim. O bakımdan şu andaki sessizliğini ben olumlu buluyorum. Ben bu açıdan bakıyorum. Yani sessiz olacak tabii yani. Haddi mi? Kimin? Yani onun haddi değil ki bu olayda bir yorum yapmak, getirmek. Evet. Öyle bir vukufiyeti de yok. Bak öyle bir vukufiyet ister o. Bir derinlik ister. Öyle bir durum olmadığı için sessiz olması evladır. Yani bırakın sessiz kalsın yani. Uh-huh. Anlatabiliyor muyum? Yoksa üstüne vazife olmayan her şeyle konuşmak falan ama bakın çok önemlidir. Ben hukukçu olduğum için kanunun verdiği yetki ve görev sınırlarına çok dikkat ederim. Dolayısıyla kendisini sürekli İstanbul'u temsilcisi veya 16 milyonun kendi tabiriyle ama bizim resmi rakamlara göre 15-700'lük
bir İstanbul'u temsil etmesi noktasında kendine görev atfediyor. Fakat öyle bir kanunen İstanbulluları temsil etme gibi bir selahiyeti ve görevi yok. İstanbul Belediyesi tüzel kişiliğini temsil eder. Bakın tüzel kişiliği kurumu temsil eder. Ve İstanbullulara hizmet etmekle görevlidir. Hizmetleri sayılmış kanunda. İşte temizlik noktasında, ulaştırma noktasında, işte kültürel bazı konularda hizmet edeceksinler. Ya bu kadar basit yani. Çok da böyle anlatabildim mi hani? Ya susacak tabii yani. Evet. O haddi bilmesi olarak veriyorum. Ben tebrik ediyorum sustuğu için onu. Evet. O bakımdan bakarım ben mesela. Konuşacağız onu yönetim biçimini de. Çünkü aynı çatı altında olduğunuz için sizin çok daha iyi yorumlayacağınıza inandım. Şu anki pozisyonunu ya da psikolojisini. Şimdi bir teklifinize göre Marmara'dan Boğaz'a giriş noktasında dünyaca çok ünlü bir sanatkarın eseri olmalı. İşte atın üstünde eli batı işaret eden bir Fatih heykeli istiyorsunuz. Böyle bir talebiniz var. Hatta bu projenin turistik değeri de artıracağına inanıyorsunuz. Fatih'in resmini değil, aslını getirdik diye de gönderme yaptınız zaten. Doğru öyle. Yaptım. Şimdi böyle bakınca heykel bize kötü çağrışımlar yapıyor ama neydi bu hayalin aslında? Şimdi şöyle, tabii heykelin biraz din noktasında tartışmalı. Dolayısıyla tabii biz bunu söylerken bu bir hayaldir yani. Böyle bir hayaldir. Fakat bu milletin talebiyle oluşacak bir şeydir. Bizim sadece söylememizde veya bizim fikrimizde elbette öyle bir şeyim var. Evet öyle bir düşüncem vardı ama burada milletin ne diyeceği, halkın ne diyeceği, İstanbulluların nasıl bakacağı çok önemlidir bu işlere. Evet. Anlatabiliyor muyum? Bu bir hayal. Tamam. Şimdi bu noktada şöyle bir gelişme oldu. Orada şöyle bir gelişti. Şimdi tabii bu tür anıtlar turizm noktasında çok ciddi bir katkı sağlar. Mesela bunun örnekleri Batı'da özellikle çok fazladır, milyonlarca dolar gelir elde edildiği olur buralarda. Aynı zamanda eğer imza bir isme bunu yaptıracak olursanız, ya illa silüet de değil, hani başka türlü bir anıt da olabilir bu. Hani insan silüeti de kullanılmaz da fethi sembolize eden başka bir anıt da olabilir bu. Benim aslında demek istediğim hani illa böyle at üstüne tamam, benim kafamdaki o. Ama bu koş karşılanmayacaksa bir anıt yapalım, başka bir anıt yapalım ki ama bir öyle bir elden çıksın ki imza. Dünyadaki imza bir elden çıksın. Sırf bakın inanın sanatseverler onun imzasını görmek için İstanbul'a gelirler. Benim fikrim bu. Şimdi bu noktada benim bakışım bu. Hala da o hayalimin arkasındayım yani.